Herkese selam arkadaşlar. İşte yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Umarım keyifler yerindedir. Benim çok yerinde çünkü bugün bir open house gezmeye geldim. Yani bir açık ev gezeceğiz. Satılık. Hem de oldukça güzel bir ev ve çok güzel bir mahallede. Oraya girip gezmek için şu an sabırsızlanıyorum ve çok merak ediyorum. O yüzden de bir an önce videoyu başlatmak istiyorum. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar, mahalle böyle. Bütün bu gördüğünüz arabalar open house için gelmiş. Yani ben neredeyse kapanışına 5-10 dakika kala geldim. Ona rağmen şu an 4-5 araba sıra var. O yüzden de arabamı uzağa park etmek zorunda kaldım. Ama mahalle bir harika, evler bir harika, gerçekten dibim düştü. Gezeceğimiz evin fiyatı yaklaşık 580 bin dolar. Oldukça yüksek. Ama ev neredeyse 2800 square feet. Oldukça geniş. 4 odalı ve 4 banyolu. Önden size bilgileri vermiş olayım. Bakalım, önce maskemi takayım tabii. İçeri girelim. Evin önünde de oldukça havalı arabalar var yalnız. Evet, evin kapısını açar açmaz havuzu girişteymiş. Ve burada bir barbekü alanı var. Girişte bir havuz olması fikri hoşuma giden bir şey değil aslında, ama burada da ayrıca bar gibi bir yeri var. Yine kapalı üstü, screenli. Burada eski bir oturma grubu var. Tabii bunlar herhalde yaşayan kişilerinin eşyalarının, yüksek tavan, yukarıda bir fen var. Gerçekten oldukça hoş görünüyormuş. Yine burada da fen var. Buraya masa koyabilirsiniz. Hiçbir şekilde güneş gelmez. Sanırım salon herhalde şurası ya da odalar bu kısma bakıyor. Şuradaki kapıda küçük bir mutfak mı, artık storage mi, yani depo gibi alan da olabilir. Evet. Hello, how are you? Evin girişi böyle. Oldukça yüksek tavanlı. Oraya o kitapları nasıl koymuşlar acaba? Gerçekten çok hoş bir ev. Yerleri falan. Çok iyi görünüyor. O taraf şu an çok kalabalık. O yüzden şu tarafa gideyim. Eve inanılmaz bir talep var. Şu küp gibi yer herhalde mutfak olacak. İnsanlar çıktığı için şu an o tarafa dönemiyorum. Dediğim gibi eve aşırı bir talep var. Hemen girişte küçük bir oda var. Burası çocuk odası olarak dizayn edilmiş. Amerika'daki evlerde eğer bir odanın içinde böyle bir gardırop yoksa o oda resmi olarak odadan sayılamıyor. Mutlaka bir gardırop ve bir pencere olmak zorunda. O yüzden burası şu anda tam girişte tam bir oda. Ama girişe yakın olduğu için bence burası ofis olarak bile kullanılabilir. Zaten 4 odalı bir ev. Hemen karşısında odanın çıkınca bir banyo var. Duşakabin. Şaka gibi. Duşakabinli bir yer ve banyonun içinde kendi storage'i var. Aa, storage değilmiş. Bu klima mıdır nedir? Ya da sıcak su şeyi mi? Ben böyle şeylerden hiç anlamadığım için ne olduğunu bilmiyorum. Yine burada güzel bir penceresi var. Banyo dolapları eski değil. Oldukça iyi görünüyor. Duvarlarda, yerlerde bir Amerikan evine göre kaliteli görünüyor. Evet, şu anda ana yatak odasındayım. Tavan yine yüksek, bir fen var. Ütü masası. Burada bir klima ayarlayıcı var yatak odasında. Ana şeyi burada sanırım. Tuşların üstüne hangi tuşun ne işe yazdığını, yaradığını yazmışlar. Yerler eh işte diyebileceğim bir malzeme. Havuza bakan bir kısım. Bu yatak odasıymış demek ki. Şöyle bakalım. Maskemi taktığım için yine zor konuşuyorum. Yani yatak odası ferah ve güzel. Aydınlık. Karanlık bir ev değil burası. Yatak odasının banyosu çok yeni görünmüyor ama oldukça büyük, geniş. İki tane lavabo var. Bir tarafını makyaj aynası olarak kullanabilirsiniz. Yine böyle jacuzzi gibi bir banyosu ve ayrıyetten de duş yapabileceğiniz ayaklı neyse bir banyo kısmı var. Bu alana doğru dönünce de bir tuvalet bizi karşılıyor. Yine burada da camlar olduğu için oldukça aydınlık. Evet, diğer odaları gezelim. Spotlar koymuşlar yukarılara.
Ve kocaman bir dev ayna var. Boy aynası olsaymış daha hoş olurmuş. Böyle bir yarım kalmış geldi gözüme. Evet, şimdi bir oda burada. Bir küçük oda burada. Demek ki diğer odalar ilerleyince çıkacak. Elimde de broşür var. Daha sonra bu broşürden detaylara bakabiliriz. Önce evimizi gezelim. Çıkışın olduğu tarafın şimdi sağ tarafına gidiyorum. Burada bir sürü ev sahibinin tabloları varmış. Burayı, burası herhalde yemek masası falan koyulabilecek bir alan. Çünkü şurası mutfağa giriyor. Hemen önünde yine bahçeye açılan bir kapı var. Burası arka bahçe. Ama isterseniz yine burayı da bir oturma köşesi yapabilirsiniz. Oldukça geniş bir alanı ve çok fazla ağacı var. İster istemez bu kadar ağaçlıklı olunca böcek sorunu var mıdır diye akla geliyor. Gerçekten bu böcek olayı Florida'da daha da bir sıkıntı. Amerika'nın genelinde sıkıntı ama burası daha nemli bir ortam olduğu için hamam böceği falan çok oluyor diyorlar. Çok şükür Allah'ıma ben kendi evimde şu an öyle bir problem yaşamıyorum. Düzenli olarak ilaçlatıyorum da. Ama buraları bilemiyorum tabii. Her yer çok yüksek tavanlı ve ta orada da spotlar var. Burada fazladan bir cam var. Evet, burası mutfak kısmı. Mutfak pantry'leri oldukça kullanışlı ve yüksek gerçekten de. Granit bir mermer var. Yani kullanışlı. Kötü bir malzeme değil. Yerler de güzel. Dolaplar çok yeni değil. Biraz eski. Yani yıpranmış daha doğrusu kullanılmışlıktan. Yoksa kötü bir dolap değil ama beyaz eşyalarının değişmesi gerek. Buzdolabı eski. Bir tek şey, mikrodalgayla fırını yeni. Bu mermer falan güzel. Burası alanı kullanışlı. Buradan baktığınızda bütün alana hakimsiniz. Gerçekten güzel. Oldukça yüksek tavan. Bayağı kullanışlı bir alan. Yine burada da bir pantry daha var. Bulaşık makinesi de çok eski. Yani onu da değiştirmek lazım. O kısmı bir kullanışlı değil. Yine burada da bir yükleme alanı var. Neyse, buradan merdiven varmış. Bu kısmını unutmuşum üst kata olduğunu. Üst kata çıkalım. Ve bir kontrol edelim. Yukarıda ne varmış? Evet, yukarıdan aşağıya bakınca oldukça yüksek. Burada küçük bir şey alanı var. Çocuk oyun alanı gibi düşünmüşler sanırım. Yine burada böyle bir yüklük diyeceğim ama yine yüklük olmadı. Yine artık klima mıdır nedir bilmiyorum. Bir balkona çıkabiliriz. Oldukça yine yüksek balkon. Balkona ne zamandır çıkmamıştım herhalde. Bir değişik geldi. Ve mahalle çok güzel. Evi galiba beğendim. Yani şu alanın arka tarafta olmayıp ön tarafta olması biraz acayip. Ama evi beğendim. Ama fiyatı çok yüksek bizim için bence. Evet, buraya televizyon koymuşlar. Şimdi yine bir çocuk odasına giriyoruz. Burası bol çocuklu bir ailenin evi anladığım kadarıyla. Maviye boyanmış. Yine gardırobu olan. Gardırop genişliği fena değilmiş yani bir küçük odaya göre. Gerçekten iyi durumda ama üst katlar tabii biraz basık. Çok yüksek tavan değil. Kendi kişisel banyosu var diyecektim ki iki odanın birleşimiymiş. Yine camlı duşa kabini olan bir banyo, tuvalet. Yine dolaplar çok bakımlı değil, eski. Bunların yenilenmesi güzel olur tabii burada yeni taşınacak kişi için. Bu banyo ortak iki odanın banyosuymuş. Şimdi banyonun diğer kapısından bir başka odaya çıktım. Bu odalar biraz basık ve de değişik. Ebeveyn odası alt katta, çocuk odaları yukarıda. Benim çok sevmediğim bir olay. Ben oğluşumla aynı odada olmayı tercih ederim. Aman, aynı katta olmayı tercih ederim daha doğrusu. Ama burası bir ebeveyn odası olamayacak kadar küçük bence. Çünkü klozeti de çok yetersiz. Giyinmek dolabı yani. Şimdi bu çıkalım. Az önce bu odadan girmiştim. Bu odadan çıktım. Yani burada da bir iki oda var. İki oda da aşağıdaydı.
Aşağıda hala gezmediğimiz bir bölüm var. Oraya doğru inelim. Burası bir yaşam alanı. Aslında bir salona göre yaşam alanı küçük bence. Yani kocaman bir eve göre biraz küçük kalıyor. Bu duvarlar taş anladığım kadarıyla. Şöyle yakından bakalım. Evet, taş oluşturmuşlar. Hoş bir görüntü olmuş. Şöyle bakacak olursak. Evet, güzel olmuş gerçekten. Burada içeride köpek varmış. Burası çamaşır odasıymış. Lütfen girmeyin diyorlar. Teşekkürler uyardığınız için. Burası havuzdan girip çıkanların kullanabileceği bir banyo tuvalet olmuş. Keşke bir duş olsa, o da iyi olurmuş. Burayı yenilemişler. Güzel bir kabin koymuşlar. En yıkama yeri tuvalet. Bu arada lavabo falan leş gibi. Yani bizim Türkiye'de bir open house gibi bir şey yapsalar, hani hazırlanmış, önceden düzenlenmiş bir etkinlik olsa herhalde evi temiz bırakırlardı diye düşünüyorum. Oraya giremiyoruz. Burası da garaj olmalı diye düşünüyorum. Burası akıllı ev sistemi var sanırım. Kamerayı falan mı kontrol edebiliyorsunuz bilmiyorum. Evet, burası da garaj. İki arabalık bir garaj var. Oldukça büyük. İçinde de harika bir BMW var, modifiye edilmiş. Bayıldım. Oldukça kullanışlı. Evin gezecek yerleri bitti. Fena değil. Böyle kapatabiliriz. Dediğim gibi çamaşır odasına giremiyoruz. Başka da bir yeri kalmadı. Evet, şimdi emlakçıdan da bazı bilgiler aldım konuşup. Mesela camların hiçbirinde şey protection'ı yokmuş. Fırtına için, işte hurricane için falan. Normalde burada camlar korunaklı oluyor. Şu bar alanına gerçekten bayıldım. Yani burada böyle bir alan olması gerçekten çok iyi. Burayı köpek için falan bırakmışlar. Oldukça eski ama sen burayı düzeltebilirsin. Yani almak istedikten sonra havuz biraz dar sanki. Ama ölçüsü yeterli. Barbekü biraz ölü gibi görünüyor ama dışarıda kirlenmesi de normal. Neyse, artık çıkalım bu güzel evden. Gerçekten çok güzel görünüyor. Evin köpeği fırladı arkamdan. Ödüm koptu. Gördüğünüz gibi bir sürü araba, bir sürü insan var. Evin bahçesi falan olay. Çok beğendim. Evin dıştan görünüşü bu şekilde. Mahalle çok güzel, sessiz ve sakin. Her yerde olduğu gibi. Tabii bu özel bir durum değil ama bu bölge biraz batı tarafta. Yani şehrin batısına doğru ve daha çok ailelere uygun gibi görünüyor sanki. Daha çok aile yaşıyor. Merkezler hep öyledir zaten. Biraz daha kalabalık olur. Burası bir aile yeri. Gerçekten hem mahalle hem de mahalledeki evler çok güzelmiş. Biraz sitenin içinde gezintiye de çıktım. Gelmişken. Bu bölge aklımda olacak. Yani daha uygun fiyatlı bir ev falan çıkarsa düşünebileceğimiz tarzda olacak. Evlerin yapıları bu şekilde. Biraz yakınlaştıralım. Arkası göl manzaralı bunların. İnanılmaz güzel görünüyor. Tabii orası özel eve ait bir bölüm olduğu için bahçelerin arkasına geçemiyorum. Ama bu evler göl manzaralı. Bir de hem havuz hem göl manzarası olunca gerçekten ayrı bir güzellik katıyor eve. Gerçi gölü ne kadar çok seversiniz, sevmezsiniz o kişiye bağlı bir şey. Çünkü neden derseniz, göl olunca daha çok sinek, daha çok böcek olma ihtimali var. Malum buralarda timsah olma ihtimali de var ama sanmıyorum. Çünkü böyle yönetime bağlı olan bir sitelerin hepsinde düzenli kontrol yapılıyor. Gerçi öyle diyorum ama bu çimler normal şartlara göre uzamış, yani dağınık görünüyor. Normal komüniteye bağlı olan çimlerde bu kadar uzama olmaz aslında. Acaba düzenli bakımı yapılan bir site değil mi? Şimdi bana verilen broşürü kontrol edeceğim. Acaba özellikle, yani ödediğiniz aylık yaklaşık $250 bir aidatı var bu evlerin. O aidata neler dahilmiş, şimdi bakıp öğrenelim.
Evet arkadaşlar, mahallede turumuzu yaptık. Ev turumuzu da yaptık. Gerçekten çok güzel bir mahalle ama maalesef kafamda soru işareti oluşturan şeyler oldu. Neden derseniz, yani zaten bu evin fiyatı bizim için çok yüksek. 580 bin dolar neredeyse. Biraz indirim yapsalar bile yine yüksek kalıyor. Ama beni düşündüren şey, hani bu mahalleyi çok beğendim. Gerçekten buradan ev takip edebilirim ama aidatı aylık 255 dolarmış ve bu 255 dolara çim bakımı, evinizin bahçesinin bakımı size ait. Yani bu benim kabul edebileceğim bir şey değil. Çünkü gerçekten çimen kesmekle falan uğraşamam. Eşim de uğraşmaz. Bunun için ekstraya birini tutmanız gerekir. Böcek ilaçlamak için falan, o tarz şeyler için de. Ya da kendiniz yapabiliyor olmanız gerekir. Bu da benim çok yapabileceğim bir şey değil. Ortak alanla ilgili bakımlar, güvenliğin ücreti, İşte management'ın ücreti falan dahilmiş buna. Yani ilaçlama ve çim kesimi dahil değil diyor. Burası sizin de gezdirirken gördüğün gibi 4 odalı, 4 banyolu bir evdi. Öyle miydi? Bir saniye detaylarına bakayım. Sanki çünkü yarımdı. 4 odalı, 3 banyosu full, bir tanesi yarım banyoymuş. Yani toplamda 3,5 banyolu bir evmiş. Evcil hayvana zaten izin var. Havuz ölçüsü 15'e 30'muş. Maalesef bir de şöyle bir kötü özelliği var. Camların hiçbirinde fırtınaya karşı bir koruma yokmuş. Normalde burada işte akordeon shutters dedikleri böyle camları rüzgarda falan korumak için bir paravan çekiyorlar önüne. Ya öyle bir sistem oluyor ya da camlar direkt fırtınaya karşı korumalı cam oluyor. Bunların hiçbiri yokmuş. Ne kadar gerekli, ne kadar gerekli değil, bunu bilemiyorum. Çünkü daha önce burada daha çok kısa bir süredir yaşıyorum. Ama şöyle bir şey var ki her an her şey olabilir. Yani bir fırtına az gelir, bir fırtına yüksek gelir, bir gün lazım olabilir. Eğer öyle bir şey olursa da, yani o camların olması sizi her zaman güvende hissettiriyor. Ben bunu burada önemsiyorum şahsen. Onun haricinde başka ne söyleyebilirim evle ilgili? Okul bölgeleri falan oldukça iyi. İyi de bakılmış bir ev. Yani bundan sonra hayırlısı diyelim. Bunun gibi daha çok ev gezeceğimi düşünüyorum. Çünkü zaten kendimiz için ev arıyoruz ve ev gezdikçe bunları size de göstermek isteyebilirim. Ev turlarını sizin de sevdiğinizi düşünüyorum. Hem Amerikan evlerini hem Amerikan mahallelerini görmeye devam ediyoruz. Benim de çok keyif alarak yaptığım bir şey oldu gerçekten. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Hepsini tek tek okuyorum. Bunu her seferinde söylüyorum. Gerçekten hepsini tek tek okuyup bildiğim şeyleri de cevaplamaya ve yorumlamaya çalışıyorum. Yeni bir videoyla daha görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Müzik